Dilovası'nın sorunları diz boyu diyebiliriz. Tabii bu sorunların içerisinde yine en büyük mağduriyeti aslında yine kadınlar ve çocuklar yaşıyor. Burada kadınlar aslında çok zor koşullarda, sürekli eve kapatılma hali, çünkü dışarıya çıkma koşulları yok. Yani Dilovası'nın sokaklarını dolaştığımız zaman kadınların gidip oturabileceği, rahat bir nefes alabileceği, bir vakit geçirebileceği ya da üretebileceği bir ortamı yok bu koşullarda. Bizler de sürekli yaptığımız ev toplantılarda ya da sokakta denk geldiğimizde onların bizden talepleri şu oluyor. Yönetimi devraldığınızda bizim için neler yapacaksınız? Tabii bizim de özellikle kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik çok somut zaten projelerimiz var. Bizler bu projelerimizi kendileriyle de paylaşıyoruz. Tabii kadın olunca ve kadınla birebir temas edince daha rahat sorunlarını ifade edebiliyorlar. Kendi eş başkanlık modelimizi anlatıyoruz. Aslında bu Dilovası kadınları açısından muazzam bir şanstır diyebiliriz. Çünkü 40 yıldır, 50 yıldır ya da 20 yıldır buraya yerleşen bir halktan bahsediyoruz. Mağduriyetin en büyüğünü yine kadınlar çekiyor dedik. Evet, burada kadınlar için aslında hiçbir şey yapılmamış, onu görebiliyoruz. Öncelikle biz 31 Mart'ta burada belediyeyi devraldığımız zaman kadın politikaları müdürlüklerini kuracağız. Bu öncelikli hedefimiz. Ardından kadın yaşam merkezleri ve kadın kooperatifleri açacağız. Yine burada kadınların üretim alanında yer alabilmesi için işte buradaki bir mahallemiz olan Dil İskelesi mahallesi başta olmak üzere diğer mahallelerde hereke halısı ve diğer dokuma işlemlerinin yeniden üretiminin canlandırılması için projelerimiz var. Yine onun dışında 8 Mart ve 25 Kasım'da kadın çalışanlar için o günü ücretli, o günü izinli gün sayacağız ve o gün ücretsiz ulaşımları sağlanacak. Tabii mahallelerde dolaşırken çalışan kadınlar bizden şunu talep etmişti. Bizler sadece kadınlara ait ücretsiz servis istiyoruz. Bizler de mesai saatleri içerisinde tüm mahallelerde kadınlar için ücretsiz servisi konumlandıracağız. Yine kadınların üretime dahil olabilmeleri açısından her mahallede üretim atölyeleri açmayı hedefliyoruz. Burada tabii ki bu üretim atölyelerinde işte bir mesai saati gibi saat 9, akşam 5 değil. Örneğin bir kadın diyelim ki gün içerisinde 2 saati boştur. Kimisinin 3, kimisinin 5. Kendi belirlediği ve imkanları doğrultusunda fırsat bulduğu şekilde o üretim atölyelerinde en azından üretime dahil olabilecek. Yine orada o atölyelerde kendi el yeteneğine, becerisine göre bu üretimde katkısı da olacak. Daha sonra bu ürünler ham maddesi ve mamul gideri düşürüldükten sonra diğer kalan ücret katkı payı olarak zaten kadın arkadaşlara verilecektir. Yine kadınlar bizden en büyük talepleri dışarıda rahat nefes alabilmeleri için aslında sosyal yaşam alanları da talep ediyorlar. Bunun için mahallelerde şu an herhangi bir park ya da oturma yeri vesaire yok. Bunun için tabii bu sadece kadınların ötesinde çocuklar için de bir ihtiyaçtır. Hatta çocuklar yolda görüyorken gelip bize soruyorlar. Biz top oynayamıyoruz, oyun oynayamıyoruz. 2-3 park var, birkaç parça oyuncak konmuş ama oynadığımız zaman yere düşüyoruz. Dizimiz kanıyor. Hani siz neler yapacaksınız? Tabii biz onlar için de kesinlikle daha rahat koşullarda oyunlarını da oynayabilecekleri, rahat bir nefes alabilecekleri ve iyi vakit geçirebilecekleri parklarda projelerimiz arasında yer alıyor. Kadınların yoğun ilgisini de görüyoruz. Bunu pazarda, sokakta ve büro açılışlarımızda kadınların ne kadar yoğun bir ilgi gösterdiğini bunu görmek mümkün. Çünkü aşama aşama aslında gelindi ve bunun etkisinin de aslında eş başkanlık sistemimizin olduğunu
çok iyi biliyoruz. Çünkü gittiğimiz her yerde bunu anlatıyoruz. Ve bizler kadınlara eş başkanlık modelimizi burada inşa ettiğimiz zaman aslında sadece bir belediyecilik anlayışı ya da sadece bir dört duvardan bahsetmiyoruz. Kendilerini tüm karar mekanizmalarında, yönetimde, aslında buradaki yaşamın her alanında karar merci olarak görmelerinin önü açılacaktır. Ve bizler bunları kendilerine söylüyoruz ve ifade ediyoruz. Tabii ki bu noktada kendilerine güven verdiğimizden eminiz. O da kendi yaklaşımlarından, bize olan taleplerinden ve bize olan ilgilerinden zaten kendini göstermiş oluyor. Dilovası'nın aslında hali ortada. Hiçbir değişim, dönüşüm yok. Eğer değişimden, dönüşümden, yeniliğe açıksak bunun için DEM Parti'nin demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü, toplumcu yerel yönetimler anlayışının, modelinin burada tüm halklar için aslında çok önemli bir adım olacağını ve diğer kentler açısından da bir köprü oluşturacağından hiçbir şüphemiz yok. İddiamız o yönde. En azından kadınlara şunu söylüyoruz. Gelin hep birlikte kadınlar olarak aslında bir ilke imza atalım ve Marmara bölgesinde eş başkanlık sistemimizi, eşit temsiliyetimizi burada hayata geçirelim ve bir devrim yaratalım. Dilovası'nı kadın rengiyle, kadının sesiyle görünür hale getirelim.